Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir torba çanta çalışacağız. E, torba çantamızı bu sefer çapraz çarp, e, sapla beraber e, daha uzun bir askı çalışacağız. Tabi siz yine her zamanki gibi askısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kol çantası, diğer dilerseniz omuz çantası, dilerseniz çapraz çanta, isterseniz de sırt çantası olarak bu modeli kullanabilirsiniz. Bu sefer e, her zamankinden farklı olarak 35 zincirle değil 29 zincirle başladım. 29 zincirimi çektikten sonra bir zincir yukarıya çıkmak için çektim. Yani toplamda 30 zincir çekmiş oldum. E, toplamda şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örmüşüm. Yani 11 hem burada hem burada hem burada hem burada başlangıç noktamda da bitirdim. Burada bitirirken açık bıraktım. Size tekrardan göstermek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Kare tabanı pardon dikdörtgen. ya gerçi kare de yapsanız fark etmez. Tabanı nasıl bitiriyorduk? Tam doğru yer neresiydi? Onu da hatırlatmış olacağım. Görüyorsunuz altta bir üçlümüz vardı bizim. Yani şu şekilde arttırma yaptığımız üçlü kısım vardı. Bu üçlünün ilk ikisini örüyorduk. Yani ortadakini de örüyorduk. Sonra daha sonra ipimizi Artık burada bitiriyorduk. Sonrasında iğnemizi takıyoruz. Hemen şöyle şuraya girdim. Sonrasında yine ipin çıktığı orta merkez noktadan çıktım. Bakın bu şekilde tam bir dikdörtgen elde etmiş oluyoruz. Bu dikdörtgen tabanda bizim için önemli. Tabanımızın tam olması önemli. İlk düzgün başlamamız için önemli. Çünkü spiral olarak başladığımız için bir başlangıç yerimiz haliyle iz olarak belli olmuyor. Ee, bu da bizim için avantaj oluyor. Çünkü ister istemez e, gizli tekniklerle yapsak da tabanda eğer e, spiral dönmeyip de her sıra bitirip büyük sıraya çıkarsak mutlaka ve mutlaka bir noktasında bir iz oluşuyor. E, ama bu spiral yöntemle gittiğimiz için hiçbir yerinde herhangi bir iz yok ve tam tamına e, istediğimiz dikdörtgen formuna ulaşıyoruz. Şimdi artık buradan sonra örneğimizi kurmaya başlayacağız. İplerimizi arkada her zaman ne demiştik? Yataydan gizliyoruz. Sık iğnelerimizin arasından. Gizliyoruz. Kağıt ipimiz biliyorsunuz kaygan bir ip değildi. Kaygan olmadığı için de mümkün mertebe düğüm yapmayın. Düğüm yapmanıza gerek yok. Zaten isteseniz de çözülmüyor. Yani geri gelmiyor. Hani doğru ilmeği bulup onu asılmaya çalışsam bile kağıt ipin gelmediğini görürsünüz. Bu şekilde tabanımızı hazırladık. Tabanımızın ölçüsü ne oldu? Tabanımız 28 santime 13 buçukluk bir taban oldu. E, bu çapraz olarak çalışacağım için e, diğer çantalarıma göre bir tık daha yani e, çok değil ama bir tık daha e, küçük tuttum. O yüzden de 29 e, zincirle başlamış oldum bu çantaya. Şimdi klasik kağıt ip yine her zamanki gibi kese kağıdı rengimiz kile halinde satılan iplerden kullanıyorum demiştim. E, i̇pimiz Biraz kalın bir ip kalın bir ip olduğu için de üç buçuk milim tığ ile örüyorum. Sizin eğer ipiniz ince ise siz 3 milim tığ da örebilirsiniz. Ancak o zaman neye dikkat etmeniz lazım? Şu söylemiş olduğum en boya ulaşana kadar sizin örmeniz gerekiyor. Yani ben bunu 11 sırada buraya ulaştım. 28'e 13 buçuk. Siz 3 numarayla ördüğünüzde muhtemelen daha fazla sıra örmek zorunda kalabilirsiniz. bunları dikkat edin. Çünkü bizim için esas olan taban ölçüsü bu tabana ulaşana kadar siz dönmelisiniz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi her zamanki gibi çantamızın yan tarafından şöyle başlıyoruz örmeye. kameramızı artık biraz indirelim. Şimdi ilk sıramda sadece e, sık iğne dolaşacağım. Ama bu sık iğneyi bu sefer arka loptan değil, normal e, iki lobu birden alarak dolaşacağım. İpim gerçekten kalın, yani şöyle bakın elimde bile anlıyorsunuz. Şöyle hemen yine orta hattı bulalım, o şöyle ortadan başlayalım. Artık spiral dönmeyeceğiz, normal bir şekilde gideceğiz. Şimdi ipimizi alttan yürütecek şekilde görüyorsunuz. Hep diyorlar bizim ellerimiz yara bere içinde kalıyor. Sizin neden elleriniz yara olmuyor? Lütfen örme stilime dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şöyle klasik örgülerdeki gibi bu eliniz altta olacak şekilde örerseniz zaten bu ellerinizin bu kısmı sürekli örgüye sürtecek. Yani bunların yara olmaması, su toplamaması mümkün değil. Olabildiğince sizlere tavsiyem şu. E siz şu elinizi bakın örgüye hiç değdirmiyorum. Ben dikkat edin bakın. Tığımı hareket ettiriyorum yukarı. Hem böyle sık iğnelerim daha düzgün oluyor hem de elim hiçbir şekilde tahriş olmamış oluyor. Yani benim elimin ipe değen kısmı sadece parmağımı sardığım kısmı. Onun dışında Herhangi bir şekilde teması yok ee, bu da bu sayede de ellerim ipten kaynaklı yara bere olmuyor. Hani inanın ben e, yakın olsun diye kamera aşağıda biraz çok kolumu hareket ettirirken rahat edemiyorum ama e, kucağımda ördüğüm zaman bu elimi hareketi çok daha rahat oluyor. Sık iğnenin püf noktası en önemli püf noktası neydi? Şu birincisi tığımda olanı asla gevşetmiyorum. Bu her zaman sıkı. Şu ikinci çektiğimi yukarıya doğru uzatıyorum. Bu benim V'lerimin daha düzgün olmasını sağlıyor. Yani şöyle çektiğimde şu V görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Eğer yündeki gibi şöyle şöyle bakın şöyle şöyle yapmaya çalışırsanız bu işi sürekli e ister istemez şu örgüyü asılmak zorunda kalacaksınız. Bu farkında olmadan elinizin teriyle el, e, örgünüzü de aslında yıpratmanız anlamına geliyor. O yüzden örgüyü hiç hareket ettirmeden tamamen el hareketiyle şu el bilek hareketleriyle bakın tığımı şöyle döndürerek çıkartıyorum. Yani tığımın başını sürekli duruma göre bakın şöyle aldım tığımın başını yukarı çevirdim. Bunu geçittirdim, aşağıya çevirdim, yukarı kaldırdım. Bakın Tekrardan tığımı aşağıya çevirdim. Çıkarttım. Bakın şöyle yukarıya döndürdüm. Bu yöntemle ördüğüm için hem sık iğnelerim düzgün oldu hem de elim hiç örgüye değmiyor. Örgüm yıpranmıyor. Sürekli kolalı gibi kalıp gibi örgülerim çıkıyor. Bu sayede ama en önemlisi de ellerim yara olmuyor. Bakın bu çok önemli. Gerçekten neler neler gördüm. Kaç yeri su toplamaları, sürtme, yaralanma. Derisini yüzmüş yani resmen kağıt tipler kişilerin o yüzden bu yöntemle örmenizi tavsiye ediyorum. Bakın elim hep yukarı doğru hareket ediyor. Elim hep üstte. Şimdi burada köşeye geleceğiz. Şu köşe görüyorsunuz 1 2 3. Şu köşenin orta noktasına ilk sıramızda çift batacağız. Yani bir nevi burada ne yapıyorduk? Şöyle bir köşe döndürme çalışması yapmış oluyorduk. Siz karıştırıyorsanız sürekli baştan sona kadar ilmek kaydırmalarla köşeleri belirleyerek gidebilirsiniz. Ee, ama şöyle üçlüye baktığınızda zaten 1, 2, 3 belli ediyor kendini. Ben gerek duymuyorum ama siz eğer gerek duyuyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi birinciyi yaptım köşeye. Aynı yere bir daha battım. Bir tane daha yaptım. Artık bundan sonra Yanından itibaren dümdüz devam ediyorum. Bakın tığımı nasıl burkuyorum. Şöyle, şöyle burkarak çıkarttırıyorum. Ee, el hareketi, tamamen el hareketi. Şimdi bu şekilde kalan üç köşeyi de dolaşıp gelelim. Unutmuyoruz. Bakın burada da bir üçlümüz var. Bu üçlünün ortasına da çift batacağız. Bu üçlünün ortasına da çift batacağız. Bu üçlünün ortasına da çift batacağız. Sıra başına gelelim. Oradan sonra devam edelim. Evet geldik sıra sonuna. Şimdi burada ne yapıyorduk? Tığımızı çıkarttık. Şu ilk yaptığımız yanındaki yani şu ilk ipimizi çektiğimiz e, sık iğneye benzer yapı. Bu da asıl yaptığımız ilk sık iğne. Bunun tepesinden şöyle bir yerini belli ettim. Arkadan girdim. İpimi buradan çektim. Sonrasında tekrar buradan giriyorum. Sonra ilmeğimi arkadan inşallah takabileceğim. Evet, takıyorum. Yeterince sıkıymış zaten. Sıkıştırmama gerek kalmadı. Bu şekilde üst sıraya çıkmış oluyorum. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bu şekilde iki tane sık iğnemi, pardon 3 tane zincirimi çektim. İpimi arttım Aynı yere bir daha giriyorum. Fıstıklarımızı koymaya başlıyoruz. Şimdi fıstıkları 3 seferde çıkartacağız. 1 2 Böyleyken bakın tığımı tekrar doladım. Aynı yere bir daha girdim. Evet. 1 2 Artık bakın tığımın üstünde 3 tane var. Şimdi üçünü birden çektim. Bu benim birinci fıstığım. Şimdi hepsini birden topladım. İpimi tekrar artıyorum. Bakın herhangi bir arada zincir vesaire çekmedim. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüsüne başlıyorum örneğimi kurmaya. Bakın iki tane kaldı tığımda bırakıyorum. Bir daha arttım. Aynı yere bir daha girdim. 1, 2, 3. tığımda çekmiyorum. Bir daha arttım. Aynı yere bir daha girdim. 1 2 Tığımın üstünde 4 tane var. Hepsini birden topladım. Bakın bu şekilde ne yaptı? Birbirine yattı. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın görüyorsunuz şu aradaki 3 zincir bu aradaki 3 tane eee burada biliyorsunuz sık iğnemiz vardı. Onun yerine karşılık gelmiş oluyor. Şimdi hemen burada şu yanındakinin içine giriyoruz. En son yaptığımız yerin hemen yanındakine girdim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yine fıstık. 1 2. Çıkartmadım, bekliyorum. Devam ediyorum aynı yere. 1 2 çıkartmadım bir daha hep üçlü fıstık yapacağız bu modelde bir iki şimdi tığım üstüne dört tane var hepsini birden topladım bakın bu şekilde şimdi hiç araya ne yapmıyorum herhangi bir şekilde zincir çekmiyorum İpimi bir kere arttım bir iki üç tane atladım geldim buraya bir iki seferde çektim tığım üstünde bıraktım ipimi arttım aynı yere bir daha giriyorum bir iki üç tane oldu bir daha arttım hala herhangi bir şekilde işlem yapmıyorum devam ediyorum aynı yere bir iki dedim ve tığımın üstünde dört tane var hepsini birden burada topluyorum Bakın görüyorsunuz böyle birbirimiz birbirine yaslanmış e, fıstıklar oluşuyor. Şimdi bunun aynısını yukarıda tam tersini yaptığımız için bunlar aslında küçük dört yapraklı çiçeklere dönüşecek biraz sonra. Burada yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 üç. Üç tane e, zincirimi çektim. Şimdi aynı işlemi bir kez daha tekrarlayalım sonra sıra sonuna kadar örelim. Evet 3 zincirimizi çektik. Hemen en son yaptığımızın yanına girdik. 1 2 Sonuncusunu çıkartmadım. Tığımda bekliyor. Aynı yere bir daha girdim. 1 2 Yine bekletiyorum. Aynı yere bir daha girdim. 1 2 Ne oldu? Tığımın üstüne 4 tane oldu. Hepsini birden topladım. Şimdi bir tane daha yapacağız aynısından zincir çekmiyoruz. Sadece ipimi arttım. 1 2 ve 3 tane boşluk bırakıp buraya geçmem gerekiyor. Ama burası bir köşe. Köşede şöyle bir çıkıntı oluşsun istemiyorum. O yüzden burada sadece iki boşluk bırakıyorum şu köşe hattında. 1 2 Bir daha battım. 1 2 bir daha battım 1 2 hepsini birden topladım bakın görüyorsunuz şimdi bunu buraya yapmasaydım şu ara boşta kalacaktı o da dışarıya çıkacaktı köşesi o yüzden burada bunu yaptım şöyle baktığınız zaman bakın çok güzel gidiyor aralarında üçer tane boşluk var ee, sadece burada iki tane yaptık. Bunun dışında bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Buradan sonrasında e, onu yapmayacağım. Sadece köşelere denk gelen yerlerde yapacağım. Pardon aynı yere girdim yanlışlıkla. Yanındakine giriyorum. Bir, iki, çıktım. Bir, iki, bir daha üçüncüyü yapıyorum. Bir 2 ne oldu hepsini bir topladım şimdi ipimi bir dağıttım ne yapıyorum üç tane atlıyorum 3 atladım geldim yanındakine 1 2 aynı yerdeyim Evet 1 2 bir daha 1 2 şimdi hepsini birden topladım. Bakın örgümüz artık ne olmuş oldu? Kavislendi, dönmüş oldu. Aynı şekilde şimdi yine 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Yani şu sık iğnenizin genişliğine kadarsa zincir genişliğiniz de o kadar olsun. Yoksa zincirler kasma yapar. Örneğiniz kasma yapar. Ee, sürekli kötü bir görüntü oluşur orada. Bunu yapmamak için mutlaka zincirlerinizi çok sıkı almamaya. Hani çok gevşek de olmasın ama şuna bakın. Bak şu aradaki mesafe ne kadarsa zincirin boyu da o kadar olsun. Devam ediyorum. Bakın 3 zincir çektim, arttım. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Mantık aynı aslında. 1 2 çektim. 1 2 bir daha arttım. Bir daha aynı yere. Bir iki. Hepsini birden topladım. Bakın bir birbirine yatık fıstıklar, bir aralıklı. Yani bir böyle böyle diye gidiyor bu. Aynı bir nevi zikzak oluşturuyor fıstıklardan. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim bir. Eğer e, burayı tekrardan göstermem gerekirse göstereyim. Evet geldik köşeye. Bakın bu sefer e, çiçek tam zaten köşeye denk geldi. E, ama arttırmalarımızın eşit olması için bu sefer bu tarafa da aynı işlemi yapacağım. Yani burada bir... Pardon yanlışlıkla zincir çektim sayacağımı. Şimdi burada... 1-2-3 boşluk bırakmayacağım, 2 e, boşluk bırakacağım ve burada bu şekilde. 3. de yapıyorum. Hepsini birden topladım. Aynı arttırmayı burada da yapmış oldum. İki tarafta yaptığım için artık burada burada da aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet geldik sıra sonuna biliyorsunuz burada 3 zincir çekecektik ama ilmek kaydırması yapacağım için buraya 3 zincir değil 2 zincir çekiyorum ve ilmek kaydırmasıyla buraya geliyorum. Yani ilmek kaydırmasında olmuş oluyor. Benim zaten 3 zincirim olmuş oluyor. Şimdi artık buradan sonra aynen devam edeceğiz. Sık iğneyle. şimdi bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan girdim. Yanındaki fıstığın tepesine girdim. Burada 3 zincirim vardı hatırlarsanız. 3 zincirin içine aynı şekilde 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Geldim fıstığın tepesine girdim, sık iğnemi yaptım. Yanındaki fıstık girdim, sık iğnemi yaptım. Yine aradayım 3 boşluk. 3 boşluk olduğu için 3 sık iğne. Böylece göz sayımı korumuş oluyorum. Bakın hiçbir değişiklik yapmıyorum. Üst sırada da geldim fıstığın tepesine. Artık hiçbir şekilde arttırmamız yok. Arttırmayı bitirdik artık. Altta kasma yapmayacak şekilde hallettik. 2 fıstığı yaptım. Geldim boşluğa. 3 tane sık iğnemi yapıyorum boşluğun içine. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Boşlukları 3 sık iğne birer tane de fıstıkların tepesine yapıp geliyoruz. Evet geldik artık sıra başına. Burası benim sıra başı ilmeğim. Şimdi burada bu yöntemle geçeceğim. Burada ilmek kaydırmayacağım. Çekiyorum ipimi arkaya. Bakın fıstıkların birleştirmesinde e, ilmek kaydırma yöntemini kullanıyorum ama burada normal. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum, biraz önce yaptığım gibi. Şöyle biraz bunu küçültelim. Aynı yerden tekrar girdim, İpimi taktım ve çıkarttım. Sonra bunu da geçirdim. İkisi bir arada. Şimdi bu şekilde ikisinin içinden geçirdim ve 3 tane zincirimi çektim. Hemen buraya fıstıkla başlıyorum. Bakın neredeyiz? Tam buradaki fıstığımızın tepesindeyiz. Şu fıstık tepesindeyiz. Buraya aynı yere yine üçlü fıstığımızı bir yapıyoruz. 3'ünü birden topladım bakın üçlü fıstığımızı yaptık şimdi mantığı düşünelim şimdi bunlar böyle gidiyorsa bunun da böyle gitmesi lazım yani e, burada çiçek görüntüsünün oluşması için o zaman burada ilk başladığımız yerde araya zincirle başlıyoruz 3 tane zincirimi çektim hemen geldim dibine Yine bir fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir topladım. Bakın. Ne oldu? Alttakinin tam tersini yapmış olduk. Şimdi ipimi arttım. 1 2 3 boşluk bıraktım. Bakın buradaki fıstığın tam üstüne denk gelmiş oldu böylece. Yani aradaki bu e, üç tane sık iğneler vardı ya, onları yine korumuş oluyoruz. Örnekleri bakın yine alttaki fıstıkların üstüne kuruyoruz. Tepsini birden topladım. Bak, üstüne yine 1-2-3 zincirimi çektim. Hemen yanındaki boşluğuma bir fıstık iki hemen üçüncüyü de yaptım dördünü bir topladım gördüğünüz üzere alttakinin tam tersini üste koymuş oluyoruz şimdi sıra nerede arttı 1 2 bu 3 aradaki zinciri boş yani aradaki sık iğneyi boş bıraktım yine bakın fıstıkların tepesine geldim fıstıkların tepesine yine fıstığımı yapacağım bu şekilde artık mantık hep böyle yani üste çıktığınızda bunu olacak bir dahaki seferde e, hani tam tersini yapmış olacağız yani Burada böyle gidiyorsa burada böyle. Sonra tekrar kapanacak, sonra tekrar açılacak. Kapanacak, açılacak. Yani sıra başına geldiğinizde burada ona bakmış olacaksınız. Yani bu burada bir tane burada açıldıysa bakın burada açtıysak bu ne olacak? Bir sonraki sıraya çıktığınızda bu kapanıyor olacak. Yani şu başlangıçtakini tekrar yapmış olacak. Burada yaptığımız ikinci sırada yaptığımız sonra tekrar birinci sırada yaptığımız, sonra tekrar ikinci sırada yaptığımız yani mantık hep bu şekilde devam ediyor İstediğim yüksekliğe gelene kadar bu örneği kuracağım daha sonra yine ağız kısmına sık iğne çalışmamız işleme bölümümüz var yine büzgüsünü püsküllerini, sapını hazırlayacağız çok güzel bir çanta olacak dediğim gibi burada İplerimizin kalınlıkları hepimizin birbirinden farklı olduğu için lütfen santimleri baz alın e, sık iğnelerinizin mutlaka ve mutlaka elinizdeki bir sık iğne çantadan her zaman için hesaplama yapabilirsiniz. Yani kendinizin sık iğnesi kaç santime karşılık geliyor ona bakabilirsiniz. E, bu sayede ölçüleriniz daha net, daha birebir olacaktır. Dediğim gibi ben 11 sırada bu büyüklüğü elde ettim. Belki siz onda elde edeceksiniz, belki de 12, 13'te elde edeceksiniz. Artık bu elinizin sıkılığına, kullandığınız tığa, ipinize göre değişir. Dediğim gibi benim hayli kalın bir ipim var, e, sert şu anda e, oldu. Yani kalın kalın tok bir görüntüsü var şu anda. E, ama şunu unutmayın, bunları ütülediğimiz zaman sonrasında kolalı gibi böyle kalıp gibi bir görüntüsü oluyor. O konuda da canınız sıkılmasın. Benimki sizin gibi olmadı demeyin. Mutlaka bol buharla ütüyle en son finalde ütülemeyi unutmayın diyorum. Evet, istediğimiz yüksekliğe geldikten sonra tekrardan devam edelim.